Kültür Bakanlığı bütçesi üzerine partimizin görüşlerini belirteceğiz ama Kültür Bakanı firarda sanırım. Geçen sene bu yerli ve milli vurgunuza bunun en çok tezahür edeceği yer olan Kültür Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki yerli ve milli olmayan kavramlara değinmiştim. Şimdi gelmeden bir baktım, acaba biri bunu nefis meselesi etmiş de düzeltmiş mi diye. Halen geçen seneki gibi duruyor. Bizim dilimiz bütün bu yabancı kavramlara karşılık oluşturacak bir zenginlikte, böyle bir kelime evrenine sahip. Yerli ve millilik kaygısı güden herkesin bir parça burada da hassasiyet göstermesi ne iyi olurdu. Öte yandan AK Partili arkadaşlara üzülüyorum. Bu bütçe adına konuşan arkadaşlara, ironi falan da yapmıyorum. Üzülüyorum çünkü ellerine bakanlık bülteni veriliyor. Birçok arkadaşımız bunu okumak zahmetine bile katlanmıyor. Bu bakanlık bültenini burada kendisine ait hiçbir şey katmadan okuyup gidiyor, işte dost pazarda görsün misali. Sanırım üç sayın bakan muazzeb olmuşlardır. 317 iktidar milletvekilinin o küsür kısmı kadar vekil, yani 17-20 kişi, öğleden önce 14 kişiydi. Bu ülkenin milli savunmasını, kültürünü ve iç işlerini merak eden sadece 17 tane, 15 tane ortalama iktidar vekili var. Komisyon ve bakan sırası, bürokrat sırası merak eden milletvekili sayısından fazla. Bunu da yanılıyorsak matematik var ortada. Lütfen karşılıklı konuşmayın. Şimdi arkadaşımız zeka örneği bir sataşmada bulundu. Bu Kandil'den veriliyormuş bize bu metinler. Kandil'inde işi gücü yok. Kültür Bakanı'nda destinasyon mu yapıyor, portal mı yazıyor, onu merak edeceğim. Sayın Onun Önder, için geçin. Sayın Önder, siz de milletvekili arkadaşların konuşmalarını ironik bir şekilde eleştirmeyin lütfen. Dün bir arkadaşımız ama kendisinden bir şey kattı. Bir Sayın Mardin milletvekili Adalet Bakanlığı'nın bütçesinde konuşurken Adalet Akademisi yayınlarını sıralıyordu. Kur'an ve tecrit dedi. Onun için ben tekrar o üzüntümü geri aldım. Bakanlık bültenlerini bari bir hakkını okuyun yeter. Tecvitle tecriti karıştıran arkadaşlar bundan, en azından bu yanlıştan beri kalır. Şimdi arkadaşlar, öte yandan bakanlığın verdiği bu bültenlerde de kültürle sanatla aynı terazide tartılamayacak şeyler var. Bir söz var, onu söyleyerek başlamak istiyorum. Mecaz diyor, ilmin ehlin elinden cehlin eline düştüğünde hakikate inkılap eder, hurafata kapı açar. Şimdi Kültür Bakanlığı bütçesi adına konuşan arkadaşlarımızın hafif meşrep, kendi kullandıkları kavram, eşek, bu metafor, mecaz kullanma bahsinde bir de bir söz var, çok cinsiyetçi, onu burada ben de tekrarlayıp o ayıbı çoğaltmak istemiyorum. Kadını aşağılayan bir söz. Kültür Bakanlığı adına konuşandan biraz nezahat beklemek herkesin hakkı. Umarım Nabi Avcı geldiğinde, Sayın Avcı geldiğinde ona bunları aktarırlar. Bu konularda hassas diyebilirdik biz kendileri. Evet. Şimdi zekat. Bana laf atarken ikinci lafınız da cebinizde olacak. Ona göre. Öyle boş heybeden atmayın. Şimdi memleketin büyük dertleri var. Bunlara dair bir şeyler söylemek zorundayız. Şakirtlerin sesi çok çıkıyor. Bak, onun için akıllı olun. Şurada bütçeyle konuşalım. Milletvekillerine hakaret ediyorsunuz lütfen. Şimdi ya burada kadın aşağılanıyor Sayın Başkan. Siz onları nezahate davet etmiyorsunuz. Bana ama siz alay ediyorsunuz milletvekilleriyle. Evet. Ben niye hakaret edeyim? Alay ediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz demedim. Düne kadar kemer besleyip ubudiyetle
eleştirin. El bağlayanları hepimiz biliyoruz. Eleştirin ama alay etmeyin lütfen. Eleştiriyorum, alay etmem. Ben alayı sayın mı? Yok. Espri nere, siz nere? Geçin onu. Şimdi değerli arkadaşlar. Milletvekilleri dinliyorum. Biraz önce iktidar vekili oturuma ara verildiği için cevap hakkımızı kullanamadık. Sürekli devlete neler yapmamız gerektiğini, nasıl biat etmemiz gerektiğini, Hendek, Barikat, Rojava meselelerinde bizim bu tutumu almadığımıza dair beyanlarda bulundu. Sorulacak soru şu: hangi devlet? Ben şimdi bütçeyle ilgili ilk konuşmamda neydi bu işlerin aslı faslından her konuşmada bir şey paylaşacağım demiştim. Şimdi de Rojava'da bu devlet ne yaptı ya da ne yapmadı, biraz bunu hepinizin dikkatine sunmak istiyorum. Şahitlerinin hepsi sağ, şahitlerinin hepsi hayatta ve siz devlette devamlılık esastır düsturuna inanıyorsunuz. Sizin Binali Bey'den önceki Sayın Başbakan'ı sanırım onu devlet olarak kabul edebiliriz. Yani bunda bir beis yok değil mi? Şu oldu arkadaşlar. Rojava'da müzakere süreci bir sıkıntıya girmişti. Herkes yanlış yerinden tartışıyor. Duymuşsunuz, Horasan'da halı dokunur, enine mi boyuna mı kimsenin bildiği yok. Şu Dolmabahçe deklarasyonunun fotoğrafı. Şu an tutsak alınan Sayın İdris Balüken vekilimiz en başta oturuyor ve hükümetin iki sayın bakanıyla sizin grup başkan vekiliniz böyle hizalanmışız, bir tarihi deklarasyon açıklamışız. Bunun neydi bu? Silahsızlanma kongresine bir çağrı yapılacaktı. Herhangi bir buradaki iki sayın bakan ve bir grup başkan vekili sadece şunu söylerse, ispat istemiyorum, sırrı doğruları söylemedi desin, ben özür dileyeceğim. Bu kadar net. Yani sadece desin ki gerçek onun anlattığı gibi değildi. Herhangi bir kanıt istemiyorum. Buraya gelecek, gözümüzün içine bakarak hayır senin anlattığın doğru değil desin kafi. Hemen özür dileyeceğim. Şimdi devlet heyeti ve hükümet heyeti Sayın Öcalan'a çok ısrarla ricacı oldular. Dediler ki bu deklarasyondan önce siz bu silahsızlanma kongresi için bir tarih verin. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı o zaman bir Latin Amerika gezisindeydi. Ona sordular bu Dolmabahçe deklarasyonuyla ilgili. İlk verdiği demeç, daha sonra ben tanımıyorum o fotoğrafı da doğru bulmuyorum dedi ya. Ondan önce dedi ki olumlayan şeyler söyledi. Biz biraz daha fazlasını bekliyorduk dedi. Arkadaşlar çalışıyorlar mealinde bir şeyler söyledi. Bu söylediğim bu kısmı mealen, yani kelime olarak daha farklı cümlelerle ifade etmiş olabilir. Sayın Öcalan da devlet ve hükümet heyetine, oradaki heyet de Sayın Öcalan diyordu. Onun için hiç şeye gerek yok. Evet, işte öyle diyordu. Sen devlet derken hangi devlet, lütfen, hükümet derken hangi hükümet meselesine böyle bakalım. Şimdi dedi ki izleme kurulu gelsin. Biz bu Dolmabahçe deklarasyonunu okuduktan sonra hükümetle vardığımız mutabakat buydu. İzleme kurulu adaya gelsin. İmralı'nın üstüne bir kat yapıldı. Demir parmaklığı yoktu. 25-30 kişilik toplantı masası yapıldı. Bir konferans sistemi oluşturuldu. Bu izleme heyetinin huzurunda ben bu silah bırakma kongresi için tarihli çağrı yapacağım dedi. Bu tarih de devlet hükümet heyetiyle mutabakata varılmış bir tarihti. Nisan-Mayıs ayları, hatta Nevroz'a yetiştirmeye çalışıyorduk. Şimdi bu sözün baki,
iki sayın bakan ve grup başkan vekili şurasında bir eksiklik var dediğinde, yanlış var dediğinde özür dileyeceğim. Ondan sonra izleme heyeti hangi devlet ve bu farklılıklar, bu sabotajlar nereden kaynaklandı, süreci kim bitirdi meselesinin anahtarları buradadır, bu anlattıklarımdadır. Ve politika yapmıyorum ve gizli bir şeyi ifşa etmiyorum. Bunlar birçok yerde yazıldı, söylendi, konuşuldu. İzleme heyeti büyük çoğunluğunu hükümet cenahı önermişti. Ahmet Taş getirenden aklımda kalan Hilal Kaplan'a varana değin izleme heyeti için sunulan isimler vardı. Bir iki isim tartışıldı ama son tahlilde bu tutanağa geçirilecek, burada konuşmalar kayıt altına alınacak dendiği için isimleri tartışmayı da bıraktık. Sonra o isimler medyaya düştü. Hükümet cenahı bizi itham etti. Siz bu isimleri medyaya verdiniz diye. Birlikte RTÜK'ten bunun ilk çıkış mecranı bulduk. Çıktık, ortaya çıktı ki hükümete çok yakın bir haber kanalı saat 18.34'te ilk o altyazı olarak geçmiş. Haberin ilk çıkış menbaı orası. Sonra bunu bir sabotaj olarak değerlendirdiler ve hükümet cenahı bize dedi ki tamam, sizle bir ilgisi yokmuş, bizden sızmış. Hangi devlet sorusunun cevabı bu sızdıranlar mı, muhataplarımız mı, barışı kurmaya çalışanlar mı, barışı sabote etmeye çalışanlar mı bahsinde bir perspektif sunmaya çalışıyorum. Ondan sonra bu bizim İmralı'da yaptığımız son görüşme oldu. Sayın Öcalan taahhüt etti. Dolmabahçe deklarasyonunda da var. Ben bunu bir niyet beyanı olarak söylüyorum dedi. PKK'ya silah bırakma kongresi için çağrı yapacağım. İzleme heyeti buraya geldiğinde. Hükümet de bu niyeti onaylayan bir yaklaşımda bulundu. Ve biz bu Dolmabahçe fotoğrafını bu şekilde verdik. Bu tarihin en onurlu girişimi olarak tarihteki yerini alacaktır. Oradaki 9 madde bu ülkede demokratikleşme manifestosu olarak bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, dirliğine, bölünmezliğine bir hassasiyeti olan herkes tarafından hiçbir yerinden eleştirilmeyecek, insanlığın ortak değerlerine, ortak iyilik kavramlarına dair en ufak bir engelleyiciliği olmadığı gibi geliştiriciliği olan şeyde en büyük emek sahibi arkadaşımızı bugün örgüt üyesi olarak bu devlet içeri aldı. Sayın İdris Balıken. Örgüt üyeliğine karine olarak propagandadan açılan suçların yoğunluğunu delil gösteriyor gerekçede. O kadar çok propaganda yapmış ki olsa olsa örgüt üyesidir diye. Sayın İdris Balıken'le ben PKK'nin, KCK'nin, bütün devletin bildiği bilmediği bütün yöneticileriyle 117 kez toplantı yaptık arkadaşlar. Bu 117 toplantının hiçbirisi şahsımızın ya da HDP'nin, BDP'nin gündemi değildi. Hepsi barışa varan yolda pürüzleri aşmak, engelleri bertaraf etmek, ortak bir dil yakalamak, hiçbir şey yapamazsak çatışmasızlığın devamını sağlamak, kanın akmasının önüne geçmek. Herkes, buradaki sıkıntı şu değerli arkadaşlar, bir çatışma bitirileceği zaman dünyada çatışma sonrası çözüm süreçlerinin ortaya çıkmış genel kuralları var. Bütün bunlar da en çok İçişleri Bakanlığı'nın arşivinde var. O çalışmayı onlar yaptırdı. Bu şudur, silahsızlanma ya da silah bıraktırtma, işte bu yol haritası olarak adlandırdığımız süreç aşıldıktan sonraki bir aşamaya tekabül eder. %30 küsürü başarıyla finalize olmuş bütün dünyada
çatışma sonrası çözüm süreçlerini. Bunun %94'ünde silahsızlanma, siz de izliyorsunuz Kolombiya süreçlerini, diğer süreçleri, silahsızlanma en son aşama olarak. Şimdi müzakere, sürekli müzakere böyle bir kriminalize edilmeye çalışılıyor. Bunca silahlı çatışma varken, arkadaşlar zaten müzakere bunun için. Silahlı çatışma olmasa biz niye bu gündemle bu kadar efor sarf edelim? Onun için silahlı çatışmayı müzakerenin önüne bir engel olarak değil, bizatihi müzakerenin yapılması için en büyük gerekçe saymamız lazım. Buradan başlamamız lazım. Buradan başlamazsak kat edeceğimiz hiçbir mesafe yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle olmamış çünkü. Birçok bozulma sebebi var. Bizim bunun tarafı olanların, hükümetin, mutlaka hepimizin eksiği, yanlışı, fazlası olmuştur. Ama Türkiye'nin repertuarında ilk defa yapılan bir işi yapmaya niyet etmiştik. Emeği geçen, omuz veren herkese buradan defalarca şükranlarımı son nefesime kadar ifade etmeye de devam edeceğim. İlk defa yapılan bir şey. Biz kendi içtihadımızı kendimiz oluşturarak gidiyorduk. Önümüzde daha önce Türkiye'nin yakın dönem, orta dönem, uzak dönem siyasi tarihinde böyle bir müzakere geleneği ya da böyle bir müzakere tecrübesi yoktu. Deneyerek, yanılarak, kafasını gözünü kırarak, hata yaparak, farkına vardığımızda toparlamaya çalışarak bir yol almaya çalıştık. Engellendi. Engellendi ve faturasını bugün ağır bir şekilde ödüyoruz. Rojava'yı yarınki konuşmama bırakayım ama bir yarınki konuşmamın ipucunu bir kısa bir şekilde vereyim. Sayın Davutoğlu İmralı heyetiyle bir görüşme yaptı. Dedi ki, bana sordu. Sayın Önder dedi, biz bu sürece başladığımızda, bu bir başta söylediğim Sayın Davutoğlu için de geçerlidir. Çıkıp derse ki sırrı eksik söylüyor, yanlış da değil, eksik ya da fazla söylüyor derse çıkıp özür dileyeceğim. Bu kadar açık. Dedi ki, başlangıçta bu Rojava bizim çözüm sürecinin gündemi değildi. Allah aşkına ne oldu da biz şimdi dedi Rojava'yı tartışmaya başladık ve bir adım ileri gidemiyoruz. Ben de ona şöyle aktardım. Kendisiyle başbakan olmadan önce de görüşmüştük. Rojava çözüm sürecinin kilidi değil, tam tersine açılacak bir kapısı olma imkanını barındırıyor. Biz bugün Milli Savunma Bakanlığı burada, bürokratları da burada. Çok hani gübren kadar bostan ekeceksin diye bir Anadolu deyimi vardır. Biz burada haddimizi çok aşmışız. Hangi ordu diye de, bu hangi devlet sorusu, hangi ordu olarak da sorulabilir. Askeri ateşelerinin dışarıda bu orduyu temsil eden, devleti temsil edenlerin yarısından fazlası devlet hainiymiş. Siz kalkıyorsunuz meclis sırasında hain arıyorsunuz. Bu ordunun general, subay kadrosunun yarısından fazlası devlet haini, içeride hesap veriyor. Siz kalkıyorsunuz meclis sırasında halkın oylarıyla, en az sizin aldığınız kadar aziz oylarıyla gelmiş vekillerin içinde devlet haini arıyorsunuz. Her şeyi ayna gibi şeffaf, ayan beyan olandan. İşte söyledim, İdris Balüken'in örgüt üyeliğine ne müstenit yapılıyor söyledim. Değilse 2 dakika sonra beni tekzip edebilirsiniz. Öyle değilmiş, örgütle şunu yapmış, bunu yapmış diye. Tevatürüne bile razıyız. Yok. Onun için ben de ona söyledim. Dedim böyle böyle. Bizim askeri bir güç olarak Orta Doğu'ya müdahil olmamızın bir kıymet harbiyesi yoktur. Bizim Orta Doğu'da bir güç olabilmenin anahtarı bizim bölge halklarına demokratik bir teklif sunabilme imkan ve kabiliyetimizle alakalıdır. Bu misak-ı milli diyorsunuz, gevşetilmiş bir sınırlarla Orta Doğu bir halklar evine dönüşebilir. Bizim tek avantajımız ve bu Amerika, Rusya ve diğer emperyal güçlerin içinde bölge halklarının, mazlumlarının dikkatini çekecek,
tek yaklaşımımız demokratik bir teklif olacaktır. Dedi ki, veremiyorum Sayın Önder. Tamam, peki, oldu. Ayşe Acar Başaran'ın süresinden 2 dakika size... Geri kalanını arkası yarın derler ya, arkası yarın, geri kalanını yarın anlatacağım. Biz asker bürokrasisiyle, güvenlik bürokrasisiyle neler yaşadık? Rojava bir imkana dönüşecekken nasıl bir engele dönüştü? Eşme, Süleymanşah Türbesi nasıl taşındı? Bugün suçlu diye hakkında bülten çıkardıkları Salih Müslüm nasıl altın yaldızlı davetiyeyle davet edildi? Kendisi Salih Müslüm, ben ve sonradan Dışişleri Bakanlığı yapacak şahıs Süleymanşah Türbesi'ni YPG ile PYD ile ortaklaşarak nasıl taşıdık, bu kısımlarını yarın anlatacağım. Biraz belki sıralar daha kalabalık olabilir. Ama Sayın Davutoğlu'nun söylediği sözü bugün söyleyeyim, belki yarına kadar tekzip etme ihtiyacı duyarsak kolaylık olsun. Dedi ki Sayın Önder, lütfen dedi gidin onlara söyleyin. Bu dedim devlet ve güvenlik bürokrasisi için Rojava kırmızı çizgi. Bunu en üst düzeyde ve her kademede beyan ediyorlar. Artık ben geldim dedim. Git onlara söyle, Rojava, PYD bizim kırmızı çizgimiz değildir. Arkası yarın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özür dilerim, daha vaktim varmış. Ahmet abiye bir şey söylemeden gidersem benim üzerimdeki emeklerine yazık olur. Arkadaşlar, bu Mardin Belediyesi'nin bir fotoğrafı. AK Partili belediye başkanı varken makam koltuğu haczedilmişti. Hükümet sizde, belediye sizde, uluslararası fonlardan o tarihi kültürel dokuyu yenilemek için bir sürü fonlar gitmişti. O kadar çok yolsuzluk iddiaları ayyuka çıktı ki Mardin Belediye Başkanı Sayın Önder. Teşekkür ederim Sayın Önder.